Selam, ne haber? Yine ben. Yaklaşık 3 saattir evde elektrikler yok ve bugün üniversiteden arkadaşlarımla buluşup diplomamızı teslim alacaktık ve ben bugünü vloglamak istiyordum. Ama kameranın şarjı yok, yedek şarjım yok. Aa, çocuğun canı çıkıyor galiba. Saçımı yapamıyorum, telefonumun şarjı az. Güzel bir güne başladım. Yanında da kıyafetler duruyor, onları yıkamıştım, katlayacağım şimdi. Dolaba yerleştireceğim. Bugün ne giyeceğimi seçmem lazım. Çok sıcak. Saçımı büyük bir ihtimal toplarım. O yüzden bilemedim ne giysem. Ama galiba bunu giyeceğim. Pantolonla birlikte. Bunun da askıları bana biraz uzundu. Az önce diktim. Umarım çok saçma ve tuhaf olmamıştır. Yeni bir jean almıştım Trendyol'dan. Mom jean. Çünkü en sevdiğim mom jean'in üzerine çamaşır suyu sıçradığı için ben onu artık giyemiyorum. Ama o bana en güzel oturan mom jean'lerdi. Çünkü kaç defa terziye götürdüm. Ha, gerçekten artık benim için dikilmiş bir jean'e dönüşmüştü o. Rahmetliyi pek severdim yani. Çok severek de giydim. Şimdi yeni bir tane aldım. O da güzel oturuyor ama. Böyle bayağı düğmeli olduğu için bayağı güzel oturuyor. Ama bu çocukların bu çığlıkları beni sinirlendirdi. Bilmiyorum. Çocuklar çığlık atmadan oyun oynamasını bilmiyorlar mı? Buradan annelere bu sorun. Neden çığlık atarak oynarsın? Ben büyük bir ihtimal çığlık atmıyordum. Bak normal şu an bile sesim çıkmıyor benim. Benim çocukken çığlık atarak oynadığımı düşünebiliyor musunuz? İmkanı yok. Gerçekten imkanı yok hayatta. Yani hemen şu an annemi bağlayıp anneme sorabilirim. Ama sormama gerek yok çünkü o kadar eminim ki bunu yapmadığıma. Şimdi sizi buraya koysam. Ben de hızlıca üstümü giyinip geri gelsem. Nasıl olur? Çok iyi. Siz burada odada takılın. Ben hemen geliyorum. Evet, üstümü giydim. Bu da bahsettiğim mom jean işte. Trendyol'dan aldım. Bayağı güzel sarıyor. Güzel de oturuyor. Eğer mom jean arıyorsanız böyle üzerinize çok güzel oturacak. Mutlaka buna bakabilirsiniz. Şimdi rujumu süreceğim. Bu Flormar'ın en sevdiğim ruju. Sıfır. Bilmiyorum. Peach. Numarası silinmiş. Burada bir 4 yazıyor ama 04 olabilir. Ama Peach yazıyor hala. Bunu süreceğim. Bunu aynada sürsem daha mantıklı olacak. Hiçbir yerde ışık olmadığı için biraz zorlanıyorum. Bitti. Hazırım. Saat kaçtı şu an? Hemen bir saate bakayım. Çok aydınlandı. Saat 1. Ben şimdi çıkayım çünkü önce yani okula gitmeden önce benim bir Denizbank'a uğramam lazım. Çünkü hesap açmam gerekiyor. Denizbank Almanya'da olduğu için Türkiye'deki işlerimi oradan halledebilmem açısından bana kolaylık sağlayacak. O yüzden gidip Denizbank'ta hesap açacağım. Bir yandan da etrafı toparlıyorum hızlıca. Hazırım, aslında çıkabilirim. Evet, aslında çıkabilirim. O zaman ben çıkayım. Orada. Görüşürüz. Evet, ben bankaya gittim. İşimi hallettim. Şimdi de okula doğru yürüyorum. Bu arada hava aşırı sıcak ve maskenin altında kantar içindeyim gerçekten. Nasıl dayanacağız böyle, hiçbir fikrim yok. Neyse, ben şimdi okula yaklaştım. İçeride görüşürüz. Face killer, go gorilla for the bag. That boy be a pussy, kill the vibe, he a drag. Autobiography gon' look like a brag. Let's get to the money, I'm on PT, dirty ass. Matey fucker, raise a white flag. I'm gon' get some riches with these rags. Go and tell my bitch to never nag. Got enough demons on my back. I'm gonna build a palace with my dogs while you talk, yeah. Please keep at your distance, you don't wanna get involved. You not made to get it out the mud and pay the cost. AF1s on me, keep me flowing like a god.
scared of love, bitch, I only wanna sex. With the signs, laughing at they moves, I'm not impressed. I got different voices in my head, so come correct, yeah. Build a fucking palace with my dogs to block them out, yeah. These days they can't get my fucking name out they mouth. I want VVS to see what they be talking about, yeah. Bro be in the bag and he smoking on some loud, yeah. Ay dur bir saniye, elim titredi. Şimdi demedin lan, niye gözüme bakmıyorsun? Türkiye'de kavga çıkar öyle. Niye Fatma? Fatma mıydı? Gördünüz mü? Mine. Çıkar şu gözlüğünü. Aynen. Konuştunuz mu? Ne çıkar gözlüğünü? Dur çıkaracağım. Çok sinir bozucu aynalı olması. Olayı mı anlatacaksın? Sen kendine bak. Sana bir şey anlatacak. Aha. Mine, biz yıllar önce bir gün Dilara'yla vapur bekliyoruz. Nereye gidiyorduk hatırlamıyorum. Beşiktaş'ta oturuyoruz, böyle sohbet ediyoruz falan. Aniden bir adam böyle hızla yaklaştı, Dilara'ya baktı ve şöyle şurasına bakın. Fatma. Ne dedi? Fatma. Fatma mı? Bir de burası. İman taklasından Fatma'yı gördüm. Eve geldim. Gece gelmez de bir şeyler yedim. Gördünüz mü ya da ne kadarına ne kadarını çektim bilmiyorum ama biz tam oturur konuşuyorken bir motor kıza çarptı gözümüzün önünde. Haliyle biraz korktuk. Böyle durumlarda, yani böyle kazalarda, kavgalarda benim panik atağım tetikleniyor. Bayağı böyle titriyordum. O yüzden videoya devam edemedim. Şimdi iyiyim. Alışverişe gittim. Bir şeyler aldım. En sevdiğim yemeği tabii ki de mantıyı yapacağım. Çok sıcak. Ha? Size diplomamı göstermedim değil mi? Ta 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 tam. Bu kız diplomasını aldı sonunda. Şöyle. Evet. İşsiz bir edebiyat mezunu olduğumun belgesidir artık bu. Hayatımın sonuna kadar da saklayacağım. Okula gittik. Bölümü gezdik. Sonra bir hocamızın sesini duyunca geri döndük. Hocamıza uğradık. Bizim bölüm başkanı. Biraz sohbet ettik. Neler değişti, neler değişmedi. Bilirsiniz işte. Ve sonra oturduk, bir şeyler içtik. Sonra ben de az önce eve geldim dediğim gibi. Çok yoruldum. Aşırı güneş vardı bugün. Güneş çarpması olmuş bile olabilirim yani. O kadar çok güneş vardı. Neyse, ben şimdi mama hazırlayayım kendime. Acıktım malum. Mamamı hazırlayayım, mamamı yiyeyim. Su da mamasını yememiş. Uzun zamandır ilk defa evde birkaç saat yalnız kaldı. Mamasını yememiş, su içmemiş. Ne yapıyor bilmiyorum. Çok da merak ediyorum. Ben evde yokken ne yapıyor diye çok merak ediyorum. Ama sakin gördüm onu. Yani bir delirme belirtisi yok. Eskiden delirmiş gibi görünürdü. Ya da bir şeylere zarar vermemiş. Gerçi oldu olası bir şeylere zarar verme huyu yok. Ama ben tabii tedirgin oldum yine de. Çok uzun oturamadım arkadaşlarıma. Bana kalsa otururdum ama aklım evdeydi. Yalnız olduğu için ve bu sıcaklarda bu kadar yalnız da bırakmak doğru değil. O yüzden koşa koşa eve oğlumun yanına geldim. Böyle 3 dakika konuşmuşum ya. Amaç vlog'u doldurmak. Bu arada dolgumu düzelttirmeyi düşünüyorum. Şu an rujdan çok belli olmuyor ama normalde üst dudağım daha dolgun alt dudağıma göre. Onu düzelttirmek istiyorum. Yani alt dudağıma tekrar bir dolgu işlemi yapabilirim eşitlenmesi için. Henüz bilmiyorum. Çünkü şöyle, hem Türkiye'de daha uygun dolgu fiyatları Almanya'ya göre. Hem orada iş hayatına atılırsam benim bu tür işlemleri yaptırmam zor. Çünkü benim cildim çok hassas. Morluklarım çok geç iyileşiyor. Bunları da düşündüm. Yani biraz böyle geniş çaplı düşündüm ama düşündüm işte. Ah böyle. Kalkayım da yemek hazırlayayım.
kalmasın işte. Dışarıya mı gideceksin sen dayınla? Evet, gördüğünüz gibi. Kardeşim aradı ve Zuzu'yla konuştu. Zuzu'yu özlemiş. Oh, Zuzu özlenmez mi ya? Ha, Zuzu özlenmez mi? Soruyorum size. Hazır. En sevdiğim yemek mantı. Ve bu aralar bir diziyi çok sevdim. Menajerimi Ara dizinin adı. Bayağı sevdim diziyi. Şimdi tekrarı var. Bir yandan mantımı yiyeceğim, bir yandan dizi izleyeceğim. Günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz. Evet, yemeğimi yedim, karnım doydu ve aklıma bir şey geldi. Üst kata çıktım. Size de göstereyim. Burada benim kitaplarım kaldı. Şimdi onların arasından ayıklayıp Almanya'ya götüreceğim kitapları çıkarmam lazım be. Tabii ki orada da bir kitap koleksiyonu yapmak istiyorum. Burada pek yapamamıştım. Şimdi bu yeni aldığım kitapları götüreceğim. Bunlar zaten ince. Ağırlık yapmazlar. Kolaylıkla götürebilirim diye düşünüyorum. Sonra bunları da götüreyim. Yani bu klasikleri götüreyim bence. Üstüme şu. Sonra şunlar. Bunlar Almanca kitaplarım. Küçük Prens, Şeker Portakalı. Sonra ne var burada? Cimri. Bu Hamlet. Sonra böyle aşkım kapışmak vesaire var. Lütfen sormayın neden. Bunları ayırıyorum. Bakın kenarlarını hep Zuzu kemirmiş ya. Bunları ayırıyorum. Bunları götürmeyeceğim. Kırmızı Pazartesi okudum. Bunu henüz okumadım. Bunu da götüreyim. Hatta bunu burada okuyayım, bitireyim ve götürmeyeyim bence. Böyle bir karton var burada. Bunun içerisine koyacağım ve burada bir arkadaşıma vereceğim. Bunu da hallettik. Bu aslında bir karantina anısı. Yani bu atılır mı diye sorarsanız atılmaz. El emeği göz nuru. Ama yani götüremem ki. Sonra burada böyle bir takılığım var. Bu gerçekten senelerin takılığı ve içinde gül. Ama artık yok. Güller var. Bunlar nereden geldi? Hiç bilmiyorum. İçinde de havza kartları var. Bozuk paralar var. Bu kalsın şimdilik. Bozuk paraları gidene kadar kullanırım. Yani götüreceğim benim şu kadar kitap. Hep de beyaz. Orada bunları değerlendiririm. Kitaplığa koyarım. Bir de şöyle bir şey düşündüm. Siz bana daha iyi fikir verebilirsiniz. Belki bir gün buradaki IKEA'ya giderim bir fikir edinebilmek için. Şimdi ben annem ve kardeşim bir evde yaşayacağız ve uzun zamandır yani 9 yıldır Türkiye'de yaşadığımız için, Almanya'da hiçbir geçmişimiz olmadığı için biraz ev bulma konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü neticede gittiğimizde hiçbirimizin bir işi olmayacak. O yüzden ilk etapta zorlanacağız her türlü. Ve ayrıca hepimiz bir evde olduğumuz için, yani 3 kişi bir evde yaşayacağımız için ben bu klasik bir yatak odası yapmak yerine böyle üçlü bir kanepe alıp, böyle rahat geniş üçlü bir kanepe alıp orayı biraz daha lounge, yani biraz daha oturma odasından hallice hobi odası gibi bir şey yapmak istiyorum. Yani şöyle anlatayım size. Bir kanepe koyup güzel bir vitrin koyup güzel bir
kitaplık koyup, dolap sistemi yaptırıp, işte kıyafetlerimi koyabildiğim. Yani orada hem uyuyabileceğim, hem de rahatlıkla video çekebileceğim bir alan yapmak istiyorum. Ama ben şimdi oraya kocaman yatağı koysam, zaten Almanya'daki evlerin metrekaresi Türkiye'deki evlere göre daha küçük. Ve ben de kendi odamı olabildiğince böyle takılabildiğim, oturup televizyon izleyebildiğim, videolar çekebildiğim, çalışabileceğim bir alan yaratmak istiyorum. Çünkü zaten dediğim gibi ben pek yerleşik hayatta olmayacağım. Benim Türkiye'de işlerim devam ediyor. Türkiye'de bir ayağım olmaya devam edecek. Ve günün sonunda ne olacağı belli olmadığı için. Belki de ben şu an size çok fazla bir şeyler anlatamıyorum ama gelme durumum olabilir, olmayabilir. Zaten bu ev bizim başlangıç yaptığımız bir ev olduğu için ben şimdiden karar vermek istemiyorum. Dediğim gibi en azından mesela salonda annem olduğu için ya da misafir belki olduğu için hani belli olmaz. Sonuçta o evde her yer ortak alan olmuş oluyor. En azından ben kendi odamda hem kendi istediğim kanalı izleyebilirim. Hem istediğim zaman istediğim videoyu çekebilirim. Hem de çalışma alanım olur. Biraz daha mantıklı değerlendirmek istiyorum. Sadece böyle bir yatak odası yapıp klasik yatmadan yatmaya gittiğim bir oda olsun istemiyorum açıkçası. Böyle bir fikrim var. Siz ne dersiniz? Sizce mantıklı mı? Yoksa Dilara pişman olursun. Al bir yatak koy, bir dolap koy, bir de makyaj masası koy. Yeter mi dersiniz? Ama ben öyle istemiyorum. Çünkü şimdiye kadar hep benim bir yatağım, hep bir dolabım oldu. Ama kendi odamda hiç takılmıyorum. Hep salondayım. Orada da hani hepimizin biraz da olsa özel alanı olabilmesi için bence en mantıklısı benim kendime bir tek oda yapmak yerine bir odayı aslında birçok parçaya, birçok odaya bölmek gibi. Anlatabildim mi? Yani 1+0'da yaşıyormuş gibi. Hani öyle bir şey düşündüm. Yani çok da konuştum ama böyle bir fikrim vardı. Şimdi ben makyajımı çıkaracağım. Saat de geç olmaya başladı. Zuzu'yla dolaşırız. Gün de benim için bitti. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir. Bugün epey yoruldum, epey ter attım. Bayağı sıcak ve zorlu bir gün olmasına rağmen sonunda evde olmaktan çok mutluyum. Bu kitapları da hallettik. Bu da çıktı aradan. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.